Herkese günaydın. Güzel, bereketli, hayırlı bir gün olur inşallah. Şöyle sabahtan bir değerlendirelim istiyorum. Dün vakit olup da bir bakamadım, notlarımızı alamadık. Şöyle hızlıdan bakalım, normal piyasalarla başlayalım. Akabinde de şeye geçiyor oluruz. Eğer vaktimiz olursa bir borsa tarafına da ekstradan bir bakıyor oluruz. Petrol tarafındaki düşüş devam ediyor. Bir türlü 24 doların üzerine atamadı. 24 doların üzerine atamayınca tekrardan aşağı doğru şu bant aralığında, şu yeşil bant aralığında hareket etmeye çalışıyor. Dolayısıyla petrol tarafındaki sıkıntı devam ediyor. Petrol tarafındaki sıkıntı devam ederken VIX tarafında da olumlu devam ediyor. Biraz daha artık toparlanmaya başladı. Şu seviyelerin de altına gelmeye başladık. Yani 40'lı seviyelerin de altındayız. Hatta Tillerson'un da altına gelmeye başladık. 38'li Tillerson. Şu an 30 33 civarında falan. Yön aşağı doğru gidiyor. Dediğimiz gibi çok süratli bir düşüş. Herhangi çok net bir haber gelmedi. Çok süratli bir düşüş beklemiyoruz. Dolayısıyla endişelerin yavaş yavaş azalıp devam ettiği bir süreci yaşıyor olacağız önümüzde. DXY'ye baktığımızda DXY'de de dolar güçlü kalmaya devam ediyor. Yani şurada gördüğünüz şu bant aralığında hareket ediyor. 382, yani 99'da 101 aralığında gidip gelmeye çalışıyor gördüğünüz gibi. Hatta şuradan alırsak daha biraz daha uzun aldığımızda 98'de 101 arasında bir yolda gidip gelmeye çalışıyor. Güçlü korumaya çalışıyor. O da zaten diğer para birimlerine yansıyor. Burada haftalıkta da görebiliyorsunuz onu. Şöyle biraz daha uzundan bakalım, biraz daha uzun perspektiften gördüğünüz gibi aşağıdaki indikatörde yalnız güç göstergesinde bir şey var. Yön yukarı olsa da gücünün düştüğüne dair bir uzun vadede, yani çok ilerleyen zamanlarda orta uzun vadede, ki burada da şu kırılmayı görebiliyoruz. Orta uzun vadede dolarda doların kendisinde bir sıkıntı yaşanabilir. Bu da onun başlangıcı olabileceğine dair bir imare. Ama şu an itibariyle baktığımızda güçlü 100 seviyesinde olduğunu görüyoruz. 100 seviyesinden sonra gelebileceği noktalara baktığımızda 99-78 çok küçük hareketler yapar. Bu oranı da tutmaması durumunda 98'leri görebilir ki o zaman dolar TL'nin de toparlanması demektir. Neden bunlara öncelik verdim? Çünkü altındaki hareket birden tekrardan negatife döndü. Zaten bir öngörümüz vardı. O öngörüye yakın bir şekilde hareket ediyor. Şimdi altının olsun takip edeceğimiz noktalar. İlk önce şu 1688, yani şu bant aralığının içinde düştü. Orada kapanış yapmıştı. Şimdi bu bant aralığının içinde 1688'in üzerinde durup duramayacağına bakacağız. Buranın üzerinde durması durumunda tekrardan yukarı dönebilir. Şuraya tekrar çevirebilir. Güç stabil duruyor. RSI aşağıda bunun biraz daha bir miktar daha devam edeceğini gösteriyor. Yani eğer 1688'in de kırılması durumunda bir altta şurada görmüş olduğunuz mavi 1680 seviyesi ve 1678 seviyesi, her ikisi de güçlü dirençler, destekler olacaktır. Çünkü birisi üstsel hareketli ortalama, diğeri de stop noktası zaten. Eğer buraların tutmaması zaten onun arkasında hızlı bir satış dalgasını getirebilir. Bu hafta altının onsunda takip edeceğimiz noktaları cumartesi günü konuşmuştuk. Tekrar hatırlatayım. Burada küçük 2-3 poundluk oynamalar olur ama günün sonunda aynı şeyleri söylüyor. 1708 dolar bu haftanın şey noktası, denge noktası, referans noktası 1708 dolar. 1708 doların üzerinde durması durumunda 1758, 1789 ve 1839'lar görülebilir diye hesaplamış pivot noktalar. Yine 1708'in üzerinde tutunamamız durumunda aşağıda göreceği noktalara baktığımızda 1677, 1627 ve 1596. 1677 az önce burada da günlükte de gördüğümüz, şurada görmüş olduğunuz şey stop noktası. Yani stop noktasına kadar bu hafta içinde salabilir diye öngörmüş zaten pivot noktalar. Burayı takip edeceğiz. İlk desteğimiz burası. Bu desteğin tutmaması durumunda şuradaki 1665 görülüyor. Bu 1665
5'e bakıyor olacağız. Şurayı bir takip edelim öncelikle. Burasını burayı kırıp kırmayacağını takip edelim. Akabinde tekrar burayı konuşuyor olabiliriz. Doğal olarak bu şeye de yansıdı. Gram altına da yansıdı. Gram altında da gördüğünüz gibi şu an 380 seviyelerindeki yine aynı videoda görmüştük. Ultimate aşağı doğru giderken bir fiyat yukarı doğru gidiyor diye söylemiştim hatırlarsanız. Buradaki durum da şimdi RSI yardımcı indikatörlerden baktığımızda RSI'nin aşağı doğru gittiğini, gücün stabil kaldığını, yani bir miktar güç şey var. Çok güç kaybı görülmese de teknik olarak bir aşağı doğru gidiş var. Yön göstergesi sata doğru döndü şu an itibariyle baktığımızda şuradaki hareketten dolayı. Buradaki de gene ilk takip edeceğimiz yer 377 lira. 377 liranın üzerinde tutması durumunda tekrar geri dönmesini bekleyebiliriz. Buranın tutmaması durumunda stop noktası 375 olarak görülüyor. 375'in de tutmaması durumunda aşağıda en kuvvetli destek 368 olarak önümüze çıkıyor. Hareketin şöyle dönüşmesi lazım. Haftalıkta neyi takip ediyorduk onu da hatırlayalım. Hemen bakıyorum. 382'yi takip ediyorduk. 382'nin üzerinde kalması durumunda 394, 404 ve 416'ları görebiliriz diye hesaplamıştı pivot noktalar. 382'nin üzerinde duramamamız durumunda şu an 380'lerdeyiz. 373, 360 ve 351'ler görülebilir diye hesaplamış. Şurada da yeşil olarak haftalıkta gördüğümüz 369, bakın EMA 5, 369'a dokunup yukarı çıkmış. Dolayısıyla haftalıktaki stopumuz da 369 olarak görülüyor. Dediğimiz gibi takip edeceğiz noktaları söyledim. Hatırlatayım tekrardan. 382 referansımız. Üstünde 394, altında 373 ilk destek ve dirençler olarak önümüze çıkacak. Buradan bir şey hatırlatmak istiyorum. BIST 100 endeksinde. Şimdi BIST yüzde bir toparlanma söz konusu. Gördüğünüz gibi haftalıkta da hem güç yukarı çıkıyor hem RSI yukarı çıkıyor. Olumlu bir durum. Buna bir de aylıktan bakalım. Aylıkta tersine bir durum var. Yön aşağıda fakat yine aşağıda hem güçte hem RSI'de toplanma şeyleri var. Eğilimleri var. Yani bu biraz daha yukarı gider. Burası böyle ovalleşir. Fakat dikkat etmemiz gereken bir durum var. Orayı buradan paylaşayım. Diğer de göstereceğim. Burada biraz daha canlı görülüyor. Şu görmüş olduğunuz bir impuls çalışması. Bu impuls çalışmasında olası teknik dokunuş ve şey noktalarını bize belirliyor. Çıkabileceği noktaları belirliyor. Şurada görmüş olduğunuz 102 925 ya da ortalama 103 diyelim. 103 noktası bizim için önemli olabilir. Yani şöyle önemli olur. Buradan bir sat yiyebiliriz. Daha doğrusu şöyle düşünün. Şuradan alıp buraya kadar getiren birisi aldıklarını bir şekilde bunun realizesini görmek ister. Çünkü ya da şuradan alıp diyelim, bu tepeden alıp, bu dipten alıp buraya kadar getirenler şöyle gördüğünüz endeks bazında 80 binden alıp 103 binlere geçtiğinde 23 bin puanlık, 20 bin puan üzerinde bir kazançla yoluna devam etmiş oluyor. Dolayısıyla buralarda bir düzeltme yenebilir. Dolayısıyla burada çok dikkatli olmamız lazım. Burası aynı zamanda 200 günlük hareketli ortalamalar da olarak da önümüze çekmiş. Ayrıca burası tekrardan şu düzeltmenin, şu düşüşün %50 düzeltme seviyesi, 103 seviyeleri. Yani çok güçlü destek dirençlerin olduğu nokta. Bu direnç noktalarında bir miktar dikkatli olmakta fayda var. Bunu da buradan hatırlatayım istedim. Diğer videoda daha net gösteriyor olacağım. Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar bu tarafa dair. Herkese bol kazançlı, bereketli bir gün diliyorum.